Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Sesin çıkmıyor evet. Bozacığım çünkü tatildeyiz arkadaşlar. Bir otel odasındayız. Çevremizdeki odalar rahatsız olmasın diye çok yüksek sesle konuşamıyoruz. Yok öyle Gül ablamız tatile gitti. Biz rahat edeceğiz. Onun sesini artık duymayacağız. Siz hiç rahat bırakır mıyım ben? Video yüklemeleri sizi bir yere gönderir miyim canlarım? Göndermem. Hayır. Zaten dün attığım öyle yolculuk sırasında arkadaşım aslında videolarım hazır sizin için. Ama yolculuk sırasında editleyemediğim için hemen otel vlogu çektim. Zaten paylaşacaktım. Onlarla yetinmek durumunda kaldınız. Çok özür dilerim. Dün sizin için oyuncak videosu hazırlayamadım. Ama bugün sıkı durun. Bu videonun peşine. Gün içinde. Hiç bence bir yere ayrılmayın kanalımdan. Eğer bildirim gelmezse de YouTube'a inat. Sürekli kanalımızı yer edin. Sizler için bir sürü muhteşem, güzel, birbirinden eğlenceli videolar geliyor olacak arkadaşlar. Hemen bu sabrınızı gösterebilir miyim? Uyusun da büyüsün. Ninni. Ama senin... Uyuyacağım. Arkadaşlar uyuyacaktı. Ben dedim ki şu hazırladım. Aa bir dakika. Arkadaşlar ay konudan konuya geçiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi bunlara ne diyeceksiniz? Bunlar benim slime için almış olduğum kaplardı arkadaşlar. Bunlara ben geçen hafta slime yerleştirdim. Bazen oyuncak sakladım. Bazen içine başka enteresan şeyler yaptım arkadaşlarım. Çünkü bu bir istek videoydu. Ama yetiştiremedik. Evet. Yetiştiremediğimiz için de ne yapacaktım bunları ben gidene kadar? Çorba olurlardı. Ve zaten çok merak ediyorum. Onlar bekledikten sonra üzeri nasıl olmuş, kabuklaşmış mı? İçindeki durum ne olmuş? Birbirine karışmış mı, bulaşmış mı? Bunu çok merak ediyorum. Bunu gözlemlemek için yapmıştık arkadaşlar. Tabii ki sizle paylaşacaktım. Ne yaptım? Bakın. Bu kadar tehlikeli bir şeyi yanımda taşıdım. Poşete koyduk ve taşıdık. Getirdik arkadaşlar buraya kadar. Bu slime'ler sizin için hazırlamıştım. İzmit'te bırakamazdım. Yanımda getirdim. Ve işte tatilimizin ilk günü bunları bir hemen çıkartalım. Bunları karıştıralım. Her birinin içinde ne varmış tek tek görelim. Bu seyre bir challenge yapalım. Arkadaşlar. İsmi ne? Soru işareti challenge mı? Evet, soru işareti slime challenge. Anneciğim. Tatile getirdik ki biz bunu. Evet. Tatildeki yerimiz Antalya ya. Evet. Aşırı nem ve aşırı sıcaktan slime'ı çorba olmuşlar. Çorba olmuş. O zaman bugünün başta şöyle olsun mu? Tatilde bozulan slime'larımıza çorba challenge. Evet, ilk slime'ımız bu olsun arkadaşlar. Ne demiştik? Her gün bir slime gelecek. Ve gideceğimiz gün bütün slime'ları birleştireceğiz. Bir çorba yapıp Antalya'ya hediye edip böyle gideceğiz arkadaşlar. Ya da yanımıza mı götürsek? Olur. Yanımıza olur. Götürelim. Evde de var bir sürü slime'larımız. Onlara karıştırız. Çünkü bunların hepsi yeni olmuş olacak. Kullanılmamış. Sadece yapıp kenara saklayacağız. Ay harika olacak evet. Anne oynamak için sabırsızlanıyorum. Tatilde yaptığımız slime'ları götürdük, çorba yaptık. İlerleyen haftalarda böyle başlık görürseniz arkadaşlar bu video aklınıza gelsin. Hadi bakalım. Tatilde slime yapıyoruz. Daha doğrusu evde yaptığımız slime'ı tatilde bozuyoruz arkadaşlar. Evet, ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Ama ben bunu istiyorum. Ama ben bunu istiyorum. Ben bunu o zaman taş kağıt makas. Tamam. Uzatmaya gerek tamam. Yok. Hadi bakalım. Hadi. Taş kağıt makas. Hep aynı taş, şey yapıyorsun. Kağıt, makas. Sana bundan sonra makas da yesen. Ya Allah önce de taş yapardı. Hadi. Evet. Taş, kağıt, makas. Ya. Taş, kağıt, makas. Ya. Anne düzgün yapar mısın şunu? Buydu işte. Hayır şöyle 3 kere vuracaklar tamam. Sonra. Taş, kağıt, makas. Anlamıyorum. Hile mile yok. Büyük arkadaşlarım hile zannedecek arkadaşlarım. Evet ama böyle böyle bir şey yapıyor bir anda yapıveriyor. Hayır. Seni şaşırtmak için yapıyorum. Şaşırmıyorum ben. Görüyorum evet. Ne yapacağını ona göre yapıyorum. Şöyle yapar mısın eline? Hı. Taş, kağıt, makas. Aç. Tamam. Taş, kağıt. Ne oldu? Ben kazandım. Aa sen kazandın. Yandılar yine. Gerçekten beynim sulanmış gerçekten. Hadi bakalım. Of ya. Bu benim ben şekerim. Vay yeşil. O zaman bunu alayım. İlk ben başlayayım. Hadi çekeyim. Arkadaşlar. Hadi bakalım soru işaretlerinin altında ne varmış bize bir göster bu seçim. Hangisinden başlayacaksın? Bunu alacağım şöyle devam edeceğim. Hadi. En güzelini sona bırak bence. En güzeli bence en güzeli. Taşmış ne bileyim öyle gözüne kalem çekersin o da kırmızı kalem olmuş. Ağlamışsın akmış her yere. Öyle bir görüntü var. Senin güzellik anlayışın buysa şekerim. Kesinlikle o görüntü yok. Kesinlikle kağıdı kırmızı kalemle yazı yazmışsın ve kağıda su damlamış. Evet o da olabilir evet. Arkadaşlar ilk gözlemim slime'ım kabuklaşmış. Hadi bize sürprizi göster. Var mı yok mu böyle anlamıyoruz ki. Tamam kabuğu kurumuş. New 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 new. İlk kameradan çıkan slime'ın sadece yüzeyi kurumuş bir slime. Evet. Ve senin üzerine soru işareti yaptığın ojeyle renklenmiş bir slime. Evet. Herhangi bir sürprizi maalesef yok arkadaşlar. Evet. İlk slime'ımız pembe pofuduk slime olacak arkadaşlar. Aynen öyle. Biraz da Antalya'nın ısısıyla yumuşamış, cıvıklaşmış, boşaklaşmış. Evet. Geçtik ikincisine. Ben dördüncüden çok mutluyum anneciğim. Kesinlikle bunda bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Sürpriz, sürpriz. Ne? Bunda da yok. Bunda da yok arkadaşlar. Maalesef sürpriz burada çıkmadı. Ele yapışıyor mu? Evet, yapışmıyor. Vay canına ne slime yaparmışım be. Antalya sıcağına bile dayanacak slime yapmışım arkadaşlarım. Kocaeli'de yap, Antalya'da oyna slime.
Oynaması çok da keyifli değil arkadaşlar. Boş ver. Üstü kabuklaşınca ve elinde kabuk kabuk şeyler geliyor içeride. Onu iyice yoğuracaksın ki onu yedireceksin tam, ona. Tam. Çok da keyifli. Bence çok güzel. Tamam. Birazcık borak suyumuz olaydı. Evet, sıra geldi üçüncü. Üçüncü arkadaşlar çok temiz değil mi? Yani hiçbir bozulma yok, taşma evet. Yok, hiçbir şey yok. Yolculuk acaba... boyunca deformasyona uğramamış. Evet, acaba sürpriz bunda mı? Şimdi sesini dinleyelim. Hissediyorum arkadaşlar, ikisinin de altında bir şey var. Ya gerçekten heyecanlı. Evet, hadi şöyle mıncıkla artık. Hazır mısın? Kaldır. Hop. Aha. Yok tabii mu? Ki de yok. New new. Ama ne güzel çalıyor. Güzel. Anneciğim bayıldım. Ama evet, bu da cıvıklaşmış. Ele yapışıyor. Ben yaptım ya. Benim slime de şimdi bahane bulacak. Evet arkadaşlar, bunun içinde kesin bir şey var. Hayır, slime içine bir şey düşmüş sanki. Evet anneciğim, bir şey var. Şöyle bakar mısın? Yuvarlak. Sert bir şey var burada. Vaaav. Neler gizli? Morsim. Vay canına anca morsim koymuşsun ve orada kalıplaşmış. Bakar kurumuş mısın? Kurumuş mu? Kurumuş, böyle bir slime kitlesi haline gelmiş. Hadi bu slime'la bu simi karıştıralım ve muhteşem bir morsimli pofuduk slime elde edelim. Pofuduk slime. Ya altta bir şeyler daha var. Renk mi varmış acaba, yoksa altta simler da, dura dura renk mi vermiş? Hayır, altta da beyaz sim var anneciğim. Bir de böyle renksiz sim koymuşsun. Gümüş sim koymuşum. Evet, şimdi hatırladım. Hem gümüş hem mor koymuşsun. Ve efsane bir renk elde etmişsin. Çok güzel olmuş renk. Evet, harika. Bir de sıcakta aslında ne olursa bozulmasaymış, efsane olacakmış. Hani dolaba bizim koyarız. Aa, evet. Buzdolabında bekletelim mi bunu? Evet, poşete koyalım. Buzdolabına tamam. Bırakalım. Orada beklesin. Bunu buzdolabında bekletelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hale gelecek. Anneciğim ben önce bir... Evet, seninkiler böyle. Şimdi sıra bende. Anneciğim bir dakika dur. Hayır. Pizzeyle oynamak benim... Anneciğim ben bir mini slime çorbamı yapayım da. Ondan sonra seni yerleştirelim. İyi, hadi bakalım. Birleştir hepsini. Burada birleştirici arkadaşlar, masanın üzerinde. Birinci katmanım, ikinci katmanım, üçüncü katmanım ve dördüncü katmanım. Slime çorbası yapımı başlasın. Sana bir hediyem var Buse. Wow. Slime yapımında kullanmak için evden tabii ki malzemeler getirmiştim. Onlardan bir tanesi de bu seyahat boyu saç köpüğü. Senin slime'ını ödüllendirmek istiyorum. Slime çorbanı diyecek herhalde anneciğim. Belki dolapta bekletmeye gerek kalmaz. Belki de. Yani cıvıklaşmış slime saç köpüğüyle tamir edebiliyor muyuz? Bunu öğreneceğiz. Hadi bakalım. İyice yoğur. Ve sonucu bize söyle. Sanki katılaştı gibi. Evet, katılaştı. Ama bayağı bir yoğurmak gerekiyor. Yani bunu bir kol kası yaptırır anneciğim. Neden? İçindeki çok cıvıktı. İçindeki katılardan bahsediyorsun. Aha. Sen katılaşmış İçindeki yerleri karıştırmak için. Onun için biraz beklese yeterli olacaktır. Arkadaşlar dayanamadım. Gördüğünüz gibi. O kadar güzel bir slime olmuş ki köpüğü de ekledikten sonra daha bir dayanılmaz hale geldi. Bu senin minyatür slime çorbasına. Ben dahil olmuş oldum ama kopuyor slime. Hadi bakalım. Şimdi sıra bizde. Bakalım benim slime'ım. Çorba. Cıvık bir çorba olmuşsa ben de tamir edeceğim ama bu sefer saç köpüğü kullanmayacağım. Bakalım ne kullanacağım. Belki de olmamıştır. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşım. Anneciğim. Bu sefer müsaade ederse. Bozuk olan slime seninkiydi. Her yere dağılmış. Bütün poşeti slime ne yapmış. Bu mu yani? Bak azalmış bu. Yani bozuk olan benimki değil, seninkiydi zaten. Bu tabakları bakın daha. Getirdiğimiz porselen takımlarımızı evimize kırmadan götürebilecek miyiz? Buse'nin çeyiziydi arkadaşlarım bunlar. Alın. Kırmadan eve götürebilecek miyiz bakalım. Al Buse'cığım. Tam 4 tane soru işareti kameram var. Bu kameralardan, yani odalardan bir tanesini hemen bozuyorum. İşte şu suçlu olanı. Yolculuk sırasında akmış olan şu slime bölmesinden başlayalım. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Hayır, hiçbir şey çıkmadı. Oo, arkadaşlarım gayet. Gerçekten bu saklamış. Çok cıvık bu. Mümkün değil. Tamam, böylece kalsın bu. Bunda yokmuş zaten, onu anladık. Çok cıvık, o zaman şuna geçelim. Oo, burada bir şey var. Evet, unutmuşum arkadaşlarım.
Bir hafta oldu ama cıvıklıktan. Arkadaşlarım bu kim olabilir? Burada birisi var ama slime o kadar cıvık ki. Ben bu slime'ı acaba neyle tamir edebilirim? Hemen tamir etmemiz gerekiyor. Bakın ne kadar altı hele hepten cıvık. Bekleyin arkadaşlarım, hemen geliyorum. Tamir için Poyraz'ın bebek şampuanını kullanacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, üzeri kabuklaşmış. Bazı yerleri sert, bazı yerleri çok cıvık. Bu parmağımda birazcık bir uf olmuşluk var arkadaşım. O yüzden onu sokamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Hayır. Evet. Bir ablanıza çareler tükenmez. Yanımda boraks su getirmiştim arkadaşlarım. Ondan ekleyelim. Şampuan hiçbir işimize yaramadı. Bakalım boraks su yarayacak mı? Evet. Cıvıklaşarak hasta olmuş slime'ların tek ilacı boraks su diyebiliriz. Evet, bakın kabını da tertemiz yaptı. Evet, bunu tamir ettik. Ama bunu tamir etmek tek başına hiçbir işe yaramayacak. Ay, acaba toplu bir tamir mi yapsaydık arkadaşlarım? Bunu tekrar yerine bırakalım. Bir de şunu, evet, asıl tamire bunun ihtiyacı var. Çünkü burada bir şey bulduk. Onun neye benzediğini bile anlayamadık. Çünkü slime'ımız çok cıvık ve yapışmış oldu. Oyuncağımızı bırakmıyor. Biraz borak suda bunu ekleyelim. İyice karıştırarak oyuncağımızı slime'dan kurtarmaya çalışalım. Bu slime'ları hatırlarsanız arkadaşlarım, bu seri birlikte yapmış olduğum challenge'lardan kalma. Evet, burayı kurtardık. Evet, kabını gayet güzel temizledi ama bu slime hala çok cıvık ve ele yapışan bir slime. Tamir etmeye masanın üzerine devam edelim. Masayı da temizleyelim çünkü bu masa bize ait değil. Tertemiz, aldığımız gibi bırakalım. Evet, hadi bakalım, hadi. Evet arkadaşlar, çıkıyor yavaş yavaş. Kim olduğunu anladınız mı? Evet, Lil. Lil'ini bildik. Ablasının ismini hatırlayın. Neydi? Ablasının ismi Boss Queen'di, evet. Bilenleri tebrik ediyorum. Minik bebeğimin ismi ise Lil Boss Queen. Çok tatlı değil mi? Slime kameraların içinden sürpriz bir oyuncak buldum. O en özel bebeklerden, altın topun içinden çıkan Lil Sister Lol bebeğiydi. Ve slime'ı tamir ettim. Muhteşem güzel kaymak bir slime oldu. Bakalım Antalya sıcağına kaç gün dayanacak. Biz kurtardık. Çorba yapana kadar gözlemlemiş olacağız. Slime'larımızın tekrar kıvamı bozulacak mı? Yoksa dayanacaklar mı sıcağa? İki iklim arasında, yani Kocaeli'nin iklimiyle Antalya'nın iklimini karşılaştırmış olacağız. Hadi Lil Sister'la birlikte devam edelim. Üçüncü soru işaretimizde bakalım ne varmış. Kıvam çok güzel. Pofur pofur. Ama tabii cıvıklaşma dipte, bakın arkadaşlarım. Hemen dolduruyor burayı. Bakın ne kadar cıvık. Su gibi olmuş arkadaşlarım. Bayağı bir bozulmuş ve evet, bunun içinde de sürpriz yok. Hemen boraksı su ekleyerek tamir edelim. Buse tamirini saç köpüğüyle yapmıştı. Aynı malzemeyi kullanmayacağım dediğim için ben borak su kullanıyorum. Şu an için yanımda bir şampuanım vardı. Şampuanı kullandık, tamir edemedik. Diş macunum var ama diş macunu zaten cıvıklaştırmak için kullanılıyor. Onu hiç denemedim bile. Başka ne olabilirdi? Evet, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Sizce ben burada, şu ortamda ya da ev ortamı diyelim işte, ev ortamında cıvıklaşmış slime'ları neyle katılaştırabilirim? Bir, hemen bir tanesini ben söyleyeyim, ayıştıramıyorum. Nişasta, bebek pudrası. Evet, diğer malzemelerin önerilerini de sizden bekliyorum arkadaşlarım. Cıvıklaşmış slime nasıl katılaştırılır? Cıvıklaşmış slime ne eklenerek katı bir slime haline getirilerek tamir edilir? Aynı olsun bir soru oldu böyle. Cıvık olan slime nasıl katılaştırılmak için tamir edilir? Bu sanırım daha düzgün oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın çarşaf gibi açılıyor, 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 açılıyor. Harika. İyi ki tamir etmişiz. İyi ki yanına borak su getirmişim. Yalnız rengimiz hala beyaz. Üzerine yaptığım soru işareti pembelikleri hiçbir işe yaramadı. Onlardan umudum vardı, pembe bir slime olsun istiyordum. Ama beyaz kaymak gibi bir slime olarak devam ediyoruz. Sanki görüyoruz değil mi arkadaşlar? Ama ne oldu hakkında bilginiz var mı? Yani anladınız mı? Arkadaşlarım hadi bakalım. Bu ne olabilir? İnanın ben unuttum. Turuncu bir şey, mantar gibi görünüyor. Evet, ve slime'ın üzeri bayağı bir kabuklaşmış. Oo, fışkırdı buradan. Acaba ne? Onu da sanırım borak su ekleyip tamir etmeden anlayamayacağız. Hemen borak suyumuza biraz ekleyelim. Ve yoğurmaya, karıştırmaya başlayalım. Tamir işlemimiz başlasın. Bu da son tamirimiz zaten. Biraz zorluyor beni. Tamam, madem öyle kabınla düşmüyorsun. Hadi masanın üzerine inelim. Orada tamir edelim. Daha rahat oluyor. Kabımız çok küçük çünkü. Evet, kameramız çok küçük olduğu için tamir işlemine masanın üzerine devam ediyorum. Eminim şu parmağımı neden dokundurmuyorum diye gıcık olmuşsunuzdur arkadaşlarım. Şöyle yapayım, şurada dursun. Siz görmeyin. Evet, birazcık acıyor da. O yüzden slime'a değdirmek istemedim. Lütfen her zaman uyarıyorum. Siz de elinizde böyle minicik bir yara,
sıyırık, işte kesik ya da böyle uf olmuşluk varsa lütfen slime'ı falan ellemeyin arkadaşlar. Olur mu? Yani kimyasal maddelerin hiçbirini ellemeyin. Allah Allah, hayırdır inşallah. Bu neden bir cansız bir ses çıkarmıyor? Ben böyle slime'lara alışkın değilim. Benim gibi gevize slime isterim. Ve ayrıca kopuyor ve ayrıca içindeki örümcek ağları da hala gitmedi. Ay evet, içinden çıkan sürpriz hediyemi göstermedim. Nomsların noms arkadaşlarım. Bakın. Oo, içine de mi slime girmiş? Aa, arkadaşlar. Hani slime'ımız renksiz olacaktı ya. Açık renk olarak kaldı. Bu senin pembe slime'ına bayıldık ya. Hadi gelin o zaman. Ne yapalım? Biz de Nomsun'un içindeki şu lip balm'ı çıkartalım. Borax'ta suyumuzun kapağından faydalanalım. İşte böyle. Evet, bakalım işe yarayacak mı? Rengini azıcık böyle pembeleştirdi. Yani sanki pamuk şekeri rengine getirdi arkadaşlarım. Yani lip balm işe yaradı, evet, renklendirdi ama sanırım diğerleriyle karıştığı zaman bu pembelik de gidecektir. Çünkü beyaz slime oldukça çok. Yani bu renk ona yetmeyecektir. Sadece slime birazcık kirli bir görünüm verecektir. Örümcek ağları hala duruyor. Ve slime'ın yavaş yavaş çenesi düşmeye de başladı. Evet arkadaşlarım, geveze slime yapıyoruz. Çorba yapacağız. Slime çorbası yapalım. Buse yaptı, şimdi ondan geri mi kalacağız? Ve bu arada arkadaşlar, Buse uyudu. Yani bu videonun sonunu tamamen baş başa çekiyoruz ve çok güzel olmadım arkadaşlarım. Hiç Buse'nin slime'ına ihtiyacım bile yok. Çünkü devasa, muhteşem güzel bir slime çorbası yaptım. Ay, Buse'nin çorbası da çorba mıydı ayol? Benimki daha güzel oldu değil mi arkadaşlarım? Kocaman. Giant bir hem jiggly arkadaşlarım. Bakın, parlak. Hem butter, hem kaymak gibi, hem de çarşaf gibi açılabilen. Biraz yoğurduktan sonra daha da muhteşem güzel olacak olan. Harika bir. İçinden hangi oyuncak çıkarsa slime challenge yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Farklı bir video olsun istedik. Bir hafta boyunca beklettiğim slime'ların gözlemini yapmış olduk. İçerisine farklı oyuncaklar sakladık. Renklendirdik ve işte böyle bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar, geri döndüm, ne unuttum? Ve challenge'ımızın birincisini sizlere ilan etmeyi. Arkadaşlar, yine ben buraya i-buton eklemiş olacağım. Sizce benim slime'ım ve hediyelerim mi daha güzel? Yoksa Buse'nin çanağından çıkan slime'lar daha mı güzeldi arkadaşlar? Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Benim bir saklama kabım yok. Bu slime'ları nerede saklayacağım? Tek bir poşetim var. O yüzden Buse'ye uyuyor artık yani. Uyanık olsaymış, ne yapalım? Onun slime'ını buna karıştıracağım. İki slime'ı ayrı ayrı saklayacak bir kabım yok. Evet, slime'ım zaten devdi. Bu senin slime'larında kattığım daha da dev giant, yani tam ismine layık giant bir slime oldu arkadaşlarım. Zaten kendi başına bir slime çorbası olmuş durumda. Zaten kocaman ama her gün yapacak olduğum slime'lar bu karışımın içine geldiği zamanki görüntüyü çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz, kanalımızdan ayrılmayın arkadaşlarım.